Kimi kuş burnuyla masaj yaptırıyor, kimi de Tayland'dan bulduğu ölümsüzlük iksiri adı verilen özel karışımı içiyor. Ekrana gelecek 10 güzel kadın yaşları ve gençlik sırlarıyla gerçekten de hak ediyor. İşte yıllara meydan okuyan 10 kadının gençlik sırları. Size memnun oldum. Ajda Pekkan'ın gençlik sırrı ne? Çok güzel bir sloganımız. Yıllara meydan okuyan 10 ünlü kadının genç kalma sırları Magazin 8'de. Kendimle uğraşıyorum. Gözlerinin içi hep gülüyor. Dün de, bugün de hep ışık saçıyor gözleri. Filiz Akın, zamanı durduranlardan biri. Uşağım adına sizden özür dilerim. Üzülmeyin, mühim değil. Siz aşıksınız galiba. Her zaman modern görünümlü, zarafet timsali Filiz Akın'ın 73 yaşında olduğunu biliyor musunuz? Saat 17'den sonra hiçbir şey yememeye özen gösteriyor ünlü oyuncu. Beyaz et ve zeytinyağını ise sofrasından eksik etmiyor. Ama bence birinde kalbimizin, gözümüzün bir şekilde yaşaması beni daha çok mutlu eder. Yıllar geçtikçe güzelleşen, 1962 yılından bu yana şarkı söyleyen, filmlerde rol alan bir isim var sırada. Hani bendim yeniden, hani tende canidim, hani gündüz hayalim, geceler rüyanidim. Emel Sayın tam 70 yaşında. Sağlıklı yaşamını ve güzelliğini beslenmesine borçlu. Her sabah light yoğurt yiyor, yulaflı, yaban mersinli, cevizli karışımına şeftali ekleyip kahvaltısını bu şekilde yapıyor. İyi gidiyor her şey, çok şükür. Peki, güzeller güzeli bu hanımefendiyi tanıyabildiniz mi? Bu sevgi sana ne getirdi? Acılardan başka ne getirdi? Tabii ki tanıdınız. Çünkü bugünlerde de aynı güzelliğe sahip Nebahat Çehre. O da yıllara meydan okuyor adeta. 72 yaşındaki Nebahat Çehre yaşlanmayı enerjik haliyle resmen durdurmuş durumda. Ünlü oyuncu kahvaltısız güne başlamıyor. Her gün kısa da olsa yürüyüş yapmaya çalışıyor. Ben bir şeyleri düşünmem çocuklar ya. Kendimle uğraşıyorum. Yıllar geçiyor ancak onun bakışları, duruşu ve havası asla değişmiyor. Benden para kopardıkları zaman benden iyisi yoktu. Ajda Pekkan 70 yaşını geçen isimlerden. Enerjik halini ve gençlik sırrını Tayland'dan getirdiği okyanus suyuyla karıştırılan özel bitkilerden elde edilen bir karışıma borçluymuş süperstar. Tayland'da ölümsüzlük iksiri diye adlandırılan bu karışımı yılda iki kez tüketiyormuş ünlü sanatçı. Çok güzel bir sloganımız, mottomuz bu. 1981 yılında Eurovision'da ülkemizi temsil eden bir isim var sırada. Dünyaya gelmenin bir bedeli var. Modern folk üçlüsünün yanında beyazlar içinde bir hanımefendiydi o zaman. Güzel, bakışları derin, kendinden emin bir isimdi. Ayşegül Aldinç bugün 58 yaşında. Güzelliğine güzellik ekliyor yıllar geçtikçe. Ünlü şarkıcının gençlik sırrı sık ama az yemek yemesinde gizli. Ayşegül Aldinç her sofradan aç kalkıyormuş ve gençliğini buna borçluymuş. Hem oyuncu hem de şarkıcı olarak yıllardır kalplere taht kuran bir isim var sırada. Ben hiç değişmedim. Bunca zaman size niye tahammül ettim sanıyorsun? Defol! Her yaşın ayrı bir güzelliği var gerçekten. Bunu en iyi ispat eden isimlerden biri de Zuhal Olcay. 59 yaşındaki Zuhal Olcay'ın gençlik sırrı zamanında uyku, sağlıklı beslenme ve sporda gizli. Şu an sayamam, çok yorgunum. Yanlış isim söyleyebilirim. Sadece bizim ünlü kadınlarımız değil, dünyaca ünlü birçok ünlü kadın da yıllara meydan okuyan güzelliklerini, gençlik sırlarını bazı kurallara ve önemli detaylara borçlu. ...58 yaşındaki Madonna beslenmesine ve her sabah yaptığı egzersizlere dikkat ediyor. Her gün 60 dakika güç antrenmanı yapıyor. Ünlü film yıldızı Sharon Stone da 58 yaşında. Haftada 3 kez yüz masajı yaptıran Sharon Stone günde en az 8 saat uyuyor. Tendría que ser muy estúpida para escribir una novela sobre un crimen y matar a alguien tal como lo describo en mi libro. Me estaría declarando a mí misma asesina.
No soy estúpida. 51 yaşındaki oyuncu Sarah Jessica Parker haftanın belli günleri vücuduna ve yüzüne kuş burnu yağı ile masaj yaptırarak genç kalıyor. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan 52 yaşındaki Sandra Block ise günde en az 2 yeşil elma tüketiyor. Elmanın hem bağırsakları çalıştırması hem de cilde canlılık kazandırmasıyla ünlü oyuncu genç kaldığını söylüyor. I should probably tell you that I'm taking the bus because I have my driver's license revoked. What for? Speeding.